Arkadaşlar termodinamik 2 dersine başlıyoruz. Egzerji ile yine devam edeceğiz. Geçen ders egzerciyi anlama üstüne bazı konuları işlemiştik. Bugün de devam edelim. Evet, egzerji dengesiyle devam edelim. Dediğim gibi geçen ders egzerji anlama üzerine önemli bilgiler vermiştik. Biz termodinamikte ve mühendislikte çeşitli eşitlikler kullanıyoruz. Kütlenin korunumu kanunu gereği kütle dengesi eşitliği, enerji dengesi eşitliği, entropi dengesi eşitliği ve egzerji dengesi eşitliği. Termodinamik bu dört eşitlikten oluşuyor zaten. Enerji dengesi eşitliği de en son öğreneceğimiz önemli eşitliklerden biri. Bu çerçevede biz bütün işlemleri yaparken sistemi göz önüne alıyorduk. Odanın içindeki hava bizim için bir sistem, bir araba motoru bizim için bir sistem. Her şey bizim için bir sistem. Sistemi belirledikten sonra bildiğiniz gibi sınırını da belirleyip ona göre sınırdan kütle ısı ve iç giriş çıkışlarını ele alarak denge eşitliklerini kullanıyorduk. Egzerji dengesi eşitliğini de geçen ders çıkardık. Üzerinde kısaca yine duralım. Öncelikle sistem için bir egzerji değişimini ele almıştık. Kapalı bir sistem için arkadaşlar egzerji değişimini geçen ders çıkardık. Buna delta phi sistem dersek, sistemdeki egzerji değişimini jül bölü kilogram biriminde ele alırsak, iç enerji değişiminden, hacim değişiminden, entropi değişiminden, hızların değişiminden ve kod farkının değişiminden oluşuyordu. Bu genel eşitliğimiz tabii. Problemin cinsine göre bazen potansiyel enerji, kinetik enerji ihmal edebiliyoruz. Bu çerçevede arkadaşlar sistemdeki egzerji değişimine biz delta x dersek jül biriminde tabii ki o kütle çarpı delta phi'ye eşit olacak. Kapalı sistem için egzerji değişimimiz önemli. Bu eşitliği dediğimiz gibi geçen ders çıkardık ve gerektiğinde kullanacağız. Peki sistem için egzerji değişimini çıkardık. Bizim egzerji dengesi eşitliğimiz nasıl olacak? O x giren eksi x çıkan eksi x yok olan veya x yıkım eşittir delta x sistem olacak. Jül biriminde bu şekilde yazabiliriz. Delta x sistem kapalı sistem için yukarıda verilen eşitlik kullanılır demişim. Tamam. Açık sistemlerde arkadaşlar sürekli akış varsa delta x sistem sıfır. Çevrim için de sıfır olacak. Şu taraf kapalı sistemlerde sıfırdan farklı oluyor veya zamanla değişen kütle giriş çıkışı varsa o zaman yine göz önüne alıyoruz. Ama açık sistemlerde zamanla değişmeyen sürekli akış varsa sıfır alıyoruz. Denklemin sol tarafı da önemli. Bir kere sınırda olan olaylar x giren ve x çıkan olarak ele alınıyor. Bu sınırdaki olayları biz ısı, iç ve kütle egzerji giriş çıkışları olarak ele alabiliriz. Bir de bütün bu bilgiler çerçevesinde gerçek sistemlerde x yok olanla karşılaşıyoruz. X ne demek? Egzerji ne demek? Yararlı iç potansiyeli demek. X yok olan yani kullanamadığımız yararlı iç potansiyeli. Kullanamadığımız kısmı bu terim altında ele alıyoruz. Bu önemli bir eşitlik. Tabii ki yine arkadaşlar geçen ders önemliydi. Orada ısıyla olan egzerjiyi çıkardık. Q1 eksi T0 bölü TK. Bu TK'nın seçimi önemli. Sisteme bir ısı girişi varsa o ısı girişinin kaynak sıcaklığı bu. Ama sistemden ısı çıkışı varsa bu TK'yı genellikle T0 alıp burayı sıfır alabiliyoruz. Problemin cinsine göre değişiyor ama genellikle sistemden ısı çıkışı varsa T0 bölü T0 buraya denk geliyor. O zaman x ısı 0 oluyor. Ama ısı girişinde kaynak sıcaklığı verilmişse belli bir ısının egzersizini göz önüne alıyoruz. İşin egzersizi kendisine eşit. Sonuçta egzerji iş demek zaten. İdeal durumda x iş eşittir işe. Ama sınır işiyle çalışıyorsak sınır işi ayrı. Sınır işi eksi çevre işine eşit olacak. Yani sınır işi dediğimiz şey sınır egzersizi esasında. Evet. Sınır egzersizi o zaman bir daha söyleyelim. Sınırdaki egzersizi sınır işi egzersizi sınır işi eksi çevre işine eşit olacak.
Çevre eşi de eksi P0, V2, eksi V1 olarak değerlendirilecek. Tabi altında 0 veya O indisi varsa o ölü hali bize gösterecek. Kütleyle olan egzerji biz M çarpı Fi olarak gösterirsek arkadaşlar, hareketli bir akışkan varsa kütleyle biz enerji ve egzerji transferi yapabiliriz. Egzerji transferi varsa o zaman M çarpı Fi eşitliğinden yararlanacağız ki bu Fi, bunu da geçen ders çıkardık. H eksi E0, eksi T0, S eksi T0 artı kinetik ve potansiyel enerjilerden oluşacak. Burada joule bölü kilogram biriminde ele almışız. Tabii altında O indisi varsa veya sıfır indisi varsa biliyorsunuz bunlar ölü hal koşullarının özellikleri. Özgül entalpi, özgül entropi çerçevesinde ve T0 çerçevesinde bunlar ölü hal koşullarının özellikleri. Gelelim X yok olana. Biz bazı kitaplar X yıkım diyor. Bu T0 çarpı S üretimi eşit esasında. Biz S üretimi bulduktan sonra, yani entropi üretimini bulduktan sonra ölü hal koşullarındaki sıcaklıkla bunu çarptığımızda X yıkımı elde edebiliyoruz. Ama egzerji dengesi eşitliğinden de elde edebiliyoruz. Ona göre örneklerimizi de ele alacağız. Evet, burada dikkat edeceğiz şey sınır işinin egzerjisi. O farklı bir eşitlik. Sınır işi eksi çevre işine eşit. Diğer koşullar burada gösterildiği gibi ele alınacak. Bu eşitlikler, bu bilgiler önemli arkadaşlar. Bunları güzelce ele alıp kullanacağız. Ters sınır iş hakkında da konuşalım. Artık egzerji dengesi eşitliğini biliyoruz. Aynı enerji dengesi eşitliği veya entropi dengesi eşitliği gibi bunu da kullanacağız. Termodinamiğin temel eşitlikleri. Termodinamiğin temeli bu. Termodinamik bu esasında. 4 tane eşitlik dedik. X giren eksi X çıkan eksi X yok olan eşittir delta X sistem diye yazarsak temel entropi egzerji dengesi eşitliğini. Ters sinir olaylardan bahsettiğimizde arkadaşlar bu ideal bir durum. İdeal durumda X yok olan yok zaten. Sıfır. Ters sinir durum. Ters sinir hal değişimi olsun, ters sinir bir işlem olsun. X yok olan sıfır olarak alınacak. Ters sinir işi bu şekilde değerlendirelim. Burası sıfırsa X giren eksi X çıkan eşittir delta X sistem olacak. Sonuçta bu eşitlik ideal bir eşitlik. X yok olan yer almıyor. Tersinir bir eşitlik. Arkadaşlar X giren ve X çıkan neler olabilir? Hepsini yazalım. Isı girişi çıkışı olabilir. Kütle giriş çıkışı olabilir. İş giriş çıkışı olabilir. Hepsini işaretlere de dikkat ederek yazarsak açıkça bu şekilde ifade edebiliriz. İş giriş ve iş çıkışını sol tarafta değerlendirelim. Diğer tarafta ısı ve kütle ile ilgili bilgiler olsun. Bu sefer şuradaki farka direkt ben X iş demişim. Buradaki farkı X ısı diyelim. Buradaki farkı X kütle diyelim. Bu şekilde ilerleyelim. Şimdi buradaki X iş direkt tersinir işe eşit olacak. Neden? Çünkü X yok olan ele alınmadı. Onu sıfır aldık. O zaman denklemimiz zaten tersinir olarak, yani ideal olarak değerlendirilebilecek. Hani şimdi tersinir iş kavramına bakıyoruz. Buradaki işin egzerjisi direkt tersinir işi eşit olacak. Tabii sınır işi için değil. Diğer işler için konuşalım. Sınır işini de dahil edersen ona göre düzenleme yaparsın. Ama işin egzerjisi eşittir tersinir iş diye şu kısmı ele alalım. Yukarıdaki bilgiler kapsamında tersinir işimiz işte sistemdeki egzerji değişimi, ısının egzerjisi artı kütlenin egzerjisi olarak yazabiliriz. Bunların da açık şekilleri yukarıda var. Yani biz de tersinir işten söz ediyorsak, tersinir iş bu üçünün toplamına eşit. Genel böyle bir eşitlik çıkardık. Sürekli akış için bakalım. Sürekli akışta burası sıfır. Sistemde egzerji değişimi yok demiştik. O zaman tersinir iş ısı artı kütlenin toplamına eşit olacak. Sürekli akış için tersinir iş. Bu önemli arkadaşlar. Özellikle iş tüketen veya iş üreten makinelerde, örneğin türbin ve kompresörlerde tersinir iş nedir diye sorulabilir. O zaman aklımıza bu eşitlik gelecek. Bak, iş tüketen için tersinir iş x ısı artı x kütleye eşitmiş. Hatta sistem yalıtılmışsa burası da sıfır olabilir. Elimize sadece bu kısım kala
bilir. Yani kütlenin egzersizini biz V2 eksi V1 çarpı M olarak gösterebiliyorduk. İşte bu elde ettiğimiz eşitlik önemli. İş üreten ve iş tüketen makineler için tersidir iş nedir diye sorulur veya bu türbinden veya bu kompresörden elde edebilecek, yani türbinden elde edebilecek maksimum iş nedir? Tersidir iştir. Kompresörün tüketeceği minimum iş nedir? Tersidir iştir. Öyle sorular sorulabilir. Türbinden elde edilecek maksimum iş diye bir soru sorulunca aklınıza tersidir iş gelecek. İş tüketen makineler için, iş üreten makineler için tabii ki kompresör için örneğin o zaman minimum değerini kullanacağız. Evet, tersedir iş, iş üreten için de yukarıdaki eşitliği yazmışım. Sonuçta değerlendireceksin. Buraya fi1 eksi fi2 gelmiş iş üreten için. İş tüketen için fi2 eksi fi1 gelmiş. Ona göre matematik olarak da artı eksiye dikkat edeceğiz. Ama bilmemiz gereken son kez söyleyelim. Tersedir iş sorulduğunda sorunun içinde tersedir iş demez de maksimum minimum der, en fazla der. Elde edebileceğimiz en fazla iş miktarı veya tüketilecek en fazla iş miktarı der. O zaman aklımızda tersinin iş gelecek. Onu da egzerji eşitliğinden çıkardığımızda x ısı artı m çarpı f2 eksi f1'e iş tüketen için eşit olacak. Yalıtımlı ise burası da sıfır olacak. Elimizde sadece kütleyle olan kısım kalacak. Evet. Bir arkadaşlar hem geçen ders önemliydi bizim için. Geçen dersten hatırlatmalar yaptık. Hem yeni bilgiler verdik. Ve geçen derste ben söyledim, verimlilik eşitlikleri bizim için çok önemli. Onları siz çalışın ve bilgi notu oluşturun dedim. Bilgi notu oluşturanlar eğer güzel bir bilgi notu yaptığına inanıyorsa bana da göndersin dedim. Sürekli akışlı düzeneklerde ikinci yasa verimlilikleri de önemli arkadaşlar. Buraya almadım. Her şeyi burada anlatmayacağız. Sizin de kesinlikle çalışmanız gerekiyor. Türbin, kompresör, ısı değiştirici, karışım odası, pompa ve fan için sürekli akışlı düzenekler bunlar. İkinci yasa verimliliklerini bir çalışın, bir bilgi notu oluşturun. Onları güzelce oluşturduğunuzda, çalıştığınızda öğrenme daha kolay olacak. Verimler mühendislikte çok önemli. Verimlilik kavramı çok önemli. Geçen derste de bilgi notu oluşturun demiştim. Bu sefer sürekli akışlı düzenekler içinde ikinci yasa verimliliklerine ait eşitlikleri oluşturun. Çengel Hoca'nın kitabında var. Her kitapta vardır. Güzelce orayı çalışıp nasıl eşitlikler çıkarılıyor? İkinci yasa verimlilikleri nasıl değerlendiriliyor? Kesinlikle bakmanızda yarar var. Biz örnekler içinde yer vereceğiz ama bu kısım size ait. Evet, bir tane hem örnek olsun hem konu anlatalım. Kompresör için termodinamik analiz demişim ben. Arkadaşlar termodinamik dersini alıyoruz. Artık termodinamik 1 dersini bitirdik. Termodinamik 2 dersindeyiz. Ve termodinamikte kullanılan 4 tane önemli eşitliğin neredeyse hepsini ele almış olduk. Ve bu 4 tane temel eşitlikle her zaman termodinamik analiz yapabiliyoruz. Bundan sonra bir makine mühendisi olarak bu analizleri çok iyi bilmek durumundayız. Bunlar her zaman karşımıza çıkabilir. Biz kompresör için adım adım bir termodinamik analiz yapalım. Ele aldığımız kompresör yalıtımlı olsun. Sonuçta sistem kompresörün içi sınır bu şekilde çizilirse sınırın içi sistem. Kompresör iş tüketen bir eleman. O zaman V giriş olsun. Bunu da watt biriminde almışım. Üstüne nokta koymuşuz. Tamam. Bir noktasından biz havayı örneğin kompresörde alıp bunun basıncını arttırıp iki noktasından gönderiyoruz. Demek ki kütle girişi var, kütle çıkışı var ve iş girişi var. Watt biriminde de çalışacağız. Yalıtımlı olsun. İstersen yalıtımsız kompresör için de aynı termodinamik analizi yapabiliriz. Yalıtımlı da Q'yu dikkate almayacağız. Isıyı dikkate almayacağız. Evet. Termodinamik analiz dedik. Birinci analizimiz her zaman kütle dengesi eşitliği. Kütlenin korunumu arkadaşlar. Bu kilogram bölü saniye biriminde yazarsak giren kütlesel debilerin toplamı eksi çıkan kütlesel debilerin toplamı eşittir. Sistemdeki kütlenin zamana göre değişimi var. Şu kısımları fazla ele almıyoruz. Problemi biraz zorlaştırıyor. Ama temel eşitliğimiz bu. Kütlenin zamana göre değişimi sistemde, sınır içinde yok. Çünkü buradan giren kütlesel debi, buradan çıkan kütlesel debiye eşit alıyoruz biz. Sürekli akışlı düzeneklerde. Kompresörleri de genellikle sürekli akışlı düzenek olarak
ele aldık. O zaman sürekli akış varsa burası sıfır. E bu problemde bir noktasından giriş var, iki noktasından çıkış var. Kütlesel debiler birbirine eşit ve bunu m üzeri nokta olarak gösterebiliriz. Kilogram bölü saniye biriminde kütle dengesi eşitliği bizim için önemli arkadaşlar. Akışkanlar mekaniği dersinde de güzelce ele alınır. Enerji dengesi eşitliği her zaman kullanacağız dedik. Bütün problemlerde temel eşitliğimiz. Termodinamiği bilen artık enerji dengesi eşitliğini çok iyi bilecek arkadaşlar. Bunda hiçbir sorun yaşamayacağız. E giren eksi E çıkan eşittir delta sistem diyoruz her zaman. Burada üzerine nokta koyduğumuz için watt biriminde çalışıyoruz. Joule bölü saniye. Sürekli akışta burası sıfır bildiğiniz gibi. Tamam. Girenlere bakalım. Kütleyle enerji girişi var. İş girişi var. Sonuçta iş tüketen makineler, kompresörler ve kütleyle enerji çıkışı var. O zaman elimize ne kaldı? V giren eşittir. E kütle 2 eksi E kütle 1. Tamam. Enerji dengesi eşitliğinden bu problem için bu temel eşitliği elde ettik. E kütleleri açarsak arkadaşlar işte özgül entalpiden, kinetik ve potansiyel enerjiden oluşuyor. 2 ve 1 için yazarsak açılımı bu şekilde. Arada eksi var. Tamam. Düzenlersek kütlesel devre cinsinden düzenledik. Çarpı E2 eksi E1 ve kinetik ve potansiyel enerjilerin değişimleri şeklinde temel eşitliğimizi yazdık. Kompresörlerde arkadaşlar giriş çıkışlardaki hızlar eşitse ve kompresörde fazla bir kod farkı yoksa yani yaklaşık Z1 eşit Z2 ise sonucu çok etkilemiyor bu Z1'ler ama hızlar değişkense etkileyebilir. Tamam eşitse bu eşitliği temel olarak M çarpı E2 eksi E1'e indirgeyebiliyoruz. Genellikle kompresördeki V'ye giren için bu eşitliği yazıyoruz. Hızlar eşitse bak burası önemli esasında. Bazı problemlerde hızlar eşit değilse ona göre kinetik enerji değişimi de göz önüne almak zorundayız. Hadi potansiyel enerji değişimi çok etkilemiyor da hızlar etkileyebilir. Tamam biz S2 eksi E1 çarpı M üzeri noktaya indirgeyelim ve gireni kompresör için. Enerji dengesi eşitliğini analiz ettik birlikte. Artık biz mühendisler gerekli düzenlemeleri de yapacağız. Gerekli kabulleri de yapacağız. Dedik ki Z1, Z2'ye çok yakındır. Burayı ihmal edebiliriz. Hızlar birbirine yakınsa ihmal edebiliriz. Ama burayı ihmal etmemiz mümkün değil. İndirgeyebileceğimiz son nokta H2 eksi E1 olabilir. Bu dursun. Bu eşitliği kullanacağız. Bunu unutmayalım. V'ye giren eşittir M çarpı H2 eksi E1 watt biriminde. Üçüncü önemli eşitlik, entropi dengesi eşitliği arkadaşlar. Artık entropi de bizim için önemli. Bir yerde ısıyla ilgili bir işlem varsa karşımıza entropi çıkıyor. Kütlede ısıyla ilişkili belli bir sıcaklığı var. Giriş çıkış sıcaklıkları farklı. O çerçevede hem ısıyla hem sıcaklıkla ilgili kısımlar entropi içinde değerlendiriliyor. İş entropi içinde değerlendirilmiyor bildiğiniz gibi. Watt bölü Kelvin birimidir entropi dengesi eşitliği. Sürekli akışta burası yine sıfır. S giren olarak kütle girişi var. S çıkan olarak kütle çıkışı var. Burada sonuçta gerçek sistemlerde entropi üretimi de var. Zaten bir sistemde entropi üretimi yoksa o sistem çalışmaz arkadaşlar. Ya bu sıfırdan büyük olacak gerçek sistemlerde ya da sıfıra eşit olacak o ideal sistem. Zaten küçük olması söz konusu değildi. O zaman entropi üretimi SK2 eksi SK1 olarak yazılabilir. Tabii ki bu büyük harfleri küçük harfe çevirirsek buraya kütlesel debi geliyor. S2 eksi S1 cinsinden yazabiliriz. Entropi üretimi de bu şekilde ele alınacak. Her çalışan sistemde entropi üretilir. Sonuçta bu kompresör içinde yazabileceğimiz son eşitlik watt bölü Kelvin biriminde bu şekilde olacak. Gelelim son eşitliğimize. Egzerji dengesi eşitliğimiz. X giren eksi, X çıkan eşittir, X yok olan eşittir delta X sistem. Burayı yanlış yazmışım. Burayı düzeltelim. Burası watt olacak. Üzerine nokta koyduğum için watt olacak. Şunları yanlış yazmışım olabilir. Ufak tefek hatalar oluyor. Bunlar watt olacak. Üzerinde noktayı gördüğümüz zaman watt. Tamam burası watt. Bu sıfır. Sistemde egzerji değişimi yok. Ama giren ne var? Kütleyle egzerji girişi var. İşle egzerji girişi var. Ve kütleyle egzerji çıkışı var. O zaman gerçek sistemlerde X yok olan zaten olacak. Aynı entropi üretimi gibi. Bunu tek başına bırakırsak arkadaşlar kütlelerin farkı,
kitlelerin egzercilerin farkı arttı. İşin egzercisi olacak. Dediğim gibi burası watt olacak. Tamam, çok önemli değil. Onu yanlış yazmışım. Açarsak hareketli akışkanda kütleyle olan egzerji transferinde yazacağımız eşitlik ne? Kütlesel debi cinsinden yazarsak H1-H0, bak bölü hal koşullarına göre yazıyoruz. XK1'i. Eksi T0, S1 eksi S0 artı kinetik ve potansiyel enerjiler. Tabi burayı da V1 eksi V0 olarak yazabilirsin. V0'ı 0 aldığımız için direkt V1 olarak bırakmışız. Burayı da Z1 eksi Z0 yazabilirsin. Z0 0 olduğu için bu şekilde yazmışız. Ama S0 ile H0 tabii ki 0 değil. Eksi XK2, onu da X2 alt indisi cinsinden yazarsak bu şekilde. Artı giren iş zaten egzerjiye eşit. Egzerji iş demek zaten. Tamam. Arkadaşlar, bu yukarıda açıkça yazdığımız eşitliği istersek M çarpı P1 eksi P2 artı VG olarak da yazabiliyoruz. Şu temel eşitliği birleştirirsek, yani F1 eksi F2 cinsinden tabii ki H1 eksi E2, S1 eksi S2, V1 eksi V2 ve Z1 eksi Z2 formuna getiriyoruz. X yok olanı veya X yıkımı. Bunu watt biriminde yazdık. Bu eşitlikte temel eşitliğimiz, bu kompresör için elde ettiğimiz temel eşitlik. İhmal edebileceğimiz durumlar varsa, yani kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ihmal ediyorsak, elimizde şu içerideki önemli iki terim kalacak. Arkadaşlar, bunlar çok önemli. Bak, kompresör için çıkardık. Her türlü eleman için, yani şu anda açık sistemleri ele alıyoruz. Açık sistemlerde sürekli akışlı düzeneklerin hepsi için benzer eşitlikleri çıkartabilirsiniz. Ben şimdilik kompresör için çıkardım ve bunu size bu şekilde özetledim. Zor bir iş yapmıyoruz. Hepsi için çıkartılabilir. Tabii sınırda ısı giriş çıkışı varsa onları da ekleyeceğiz. Ne varsa sınırda onları ekleyeceğiz. Gelelim verimliliklere. Verimlilikler benim için önemli. Arkadaşlar, buradaki benim yaklaşımım, mesela kompresör için verimliliği, yani birinci yasa verimliliğini pek tanımlamazlar. Ama ben mesela çıktı böyle girdi cinsinden onu tanımlamak istersem, girdiğimiz ne? Sisteme verilen bir iş miktarı. Çıktı ne? İşte kompresör artık bir havayı bir noktadan öbür noktaya taşıyor. Orada bir enerji değişimi var. Çıktığımız bu. Tabii birinci yasada biz ne bulduk? V eşittir M çarpı E2 eksi E1 bulduk. Güzelce yalıtılmış dedik. Kinetik enerji değişimi yok dedik. Potansiyel enerji değişimi yok dedik. İdeal olarak bu son duruma indirgeyince burası 1 çıkıyor tabii ki. Hani %100 verimli gibi karşımıza çıkıyor ama gerçekte tabii ki buraya mesela mutlaka o kompresör ısınacak, ısı çıkışı olacak. Yani onları da düşünelim ama ideal durumda burayı 1 olarak elde edebiliriz. Bu kısım çok önemli değil. Sadece ben böyle bir yaklaşımı kendimce seviyorum. Egzerji verimi kısmı bizim için önemli arkadaşlar. Egzerji verimi bize termodinamik analizde önemli bilgiler sağlıyor. Egzerji verimini birkaç şekilde yazabiliyoruz. Temel nedir? Elde edilen egzerji bölü sağlanan egzerji. Bu sistemde elde edilen egzerji ne? Sonuçta o kütlenin egzerjisi. Kütlenin egzerjisindeki değişim, hareketli akışkandaki değişim. F2-F1 olarak devreye girecek. Sağlanan egzerji ne? İş. Giren iş. Bu ikisinin oranı. Tabii aşağıdaki ifadeyi yukarıda da bak yazdık. Hani M çarpı F2-F1 olarak da yazabiliriz. Açıkça böyle yazarsak bu kütlesel debiler de birbirini götürüyor. Elimizde F2-F1 bölü H2-H1 kalıyor. Yalıtımlı kompresör için. Şimdi arkadaşlar, tersinin işi de işledik biraz önce. Yalıtımlı kompresör için tersinin işi, biraz önce de konuştuk ya, sadece F2-F1 cinsinden yazabiliriz diye. Tersinin işi o zaman M çarpı F2-F1 cinsinden yazarız. Bak, yukarıdaki de şurada F2-F1 çarpı M. Bak, direkt tersidir, işe eşit oldu elde edilen egzerji. Yani ideal durumda çalışmışız gibi bir sonuç elde etmişiz burada. O zaman ikinci yasa biz verimini arkadaşlar tersidir iş bölü giren iş cinsinden de yazabiliyoruz. Bunlar önemli bilgiler. Bunlar her kitapta olmaz. Bunları ben sizin için ayrı ayrı çıkartıyorum. X yok olanı biraz önce bulduk. V1 eşittir V2, Z1 eşittir Z2 kabulü altında X yok olanı da arkadaşlar biraz önce yine konuşmuştuk. Şu forma indirgeyebiliyoruz. Şu form
fi 1 eksi fi 2'ye eşit zaten. Şu içerisi hani fi cinsinden yazarsan fi 1 eksi fi 2. Demek ki x yok olanı biz m çarpı fi 1 eksi fi 2 artı iş girişi olarak da yazabiliyoruz. Şuradaki giren işi tek başına bırakırsak arkadaşlar x yok olan artı m çarpı fi 2 eksi fi 1. Yukarıda ne dedik biz? Fi 2 eksi fi 1 çarpı m tersinir işe eşittir. Sonuçta elimizde bundan kaldıysa bunun karşılığı tersinir iş. V'ye giren o zaman ne oluyor? X yok olan artı tersinir iş. Buradan tersinir işi tek başına bırakıp yine ikinci yasa verimine geçmişim. Tersinir işi tek başına bırakırsan oran şey eşitlik bu. Ne dedik biraz önce? Tersinir iş bölü giren iş cinsinden yazabiliriz. Tersinir işi de x yok olandan yararlanarak V giren eksi x yok olan cinsinden yazdığımız an matematik olarak da düzenlersek 1 eksi x yok olan bölü V girene eşit dedik. Bakın. Egzerji veriminde ilk derste de demiştik biz onu 1 eksi x yok olan bölü sağlanan egzerji cinsinden yazabiliriz demiştik. Onu da burada ispatlamış olduk. Tabii x yok olanı T0 çarpı S üretim olarak da yazabiliyoruz. Bak burada her şeyi ben vermişim. Elinizde kompresöre ilişkin ikinci yasa verimiyle ilgili her türlü bilgi yer aldı. Evet bunları arkadaşlar güzelce çalışacaksınız. Termodinamik kolay değil. Termodinamik kolay, zor değil. Kolay değil dedim, yanlış söyledim. Termodinamik zor değil, termodinamik kolay. Böyle adım adım işlemleri takip edip güzelce çalışırsanız gerçekten kolay. Evet, bir mühendislik örneği, bir ısı değiştirgeci örneği yapalım. Arkadaşlar mühendislikte yani sanayide ısı değiştiricileri çok kullanılıyor. Bu çerçevede yalıtımlı bir ısı değiştirgeci ele almışız. Yani yalıtım olması sınırdaki Q giren Q çıkanı ele almayacağımız demek. Yalıtımsız olsa onları göz önüne alacağız. Evet ısı değiştirgecini şöyle ele alalım. Bir noktadan hava girsin. 150 kilopascal basınç ve 400 derece santigratta. Bu hava dedim de bu hani artık gazlar da olabilir. Ben direkt hava dedim. Sonuçta sanayide çeşitli kullanımlar sonucu elimizde artık gazlar oluşuyor. Ama sıcak gazlarsa onlar. Onları ısı değiştiricilerinde yararlanabiliriz. O sıcak gazların özellikleri yaklaşık hava olduğu için ben örneği hava cinsinden verdim. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Ne oluyor? 400 derece santigrat, 350 derece santigrata düşmüş. Biraz basınç değişir akışkanlar mekaniği açısından da. Termodinamikte böyle küçük yani ısı değiştirici çok büyük değilse P1'e eşit P2 alabiliyoruz. Arkadaşlar bu P1 150 verdi. Çıkışı vermezse yaklaşık eşit alabilirsin ama akışkanlar mekaniğinde biz bunun hesabını ayrıntılı yapıp biraz basınç kaybı olduğunu, basınç düşüşü olduğunu biliyoruz. Neyse bunu termodinamikte eşit alacağız. 3 noktasından sıvı su girsin 20 derece santigrat. Çeşmeden aldık suyu gönderdik. Onu 200 dereceye ısıtmışız bak. Doymuş buhar olarak çıkmış. Tamam. Havanın debisini vermiş 0.8 kilogram saniye şuradan giren havanın debisi. Suyun debisini bulacağız. Entropi üretimini bulacağız. X yıkımı bulacağız. Üzerinde nokta var. Yanlış yazmayalım. Watt biriminde çalışacağız. S ve X için. Tabii bu kilogram bölü saniye. Termodinamik analiz yapacağız her zaman. Kütle dengesiyle başlayalım. Isı değiştirgecini gördük. Arkadaşlar M giren eksi M çıkan eşittir. Delta M sistem bölü delta T. Sürekli akış var. Hem hava girişinde hem sıvı su girişinde sürekli akış var. Buradaki çaplar var. Buradaki çapla buradaki çap değişmemiş. Öyle bir bilgi vermemiş. Çaplar eşitse aynı hızda girer, aynı hızda çıkar. Veya aynı kütlesel debide girer, aynı kütlesel debide çıkar. Hava içinde aynı şey geçerli. M giren ve M çıkanı M1, M3, M2, M4 cinsinden ele alırsan zaten şuradaki işlemleri yaptığında sonuç sıfır çıkıyor. Bu ne demek? M1 eşittir M2 kendi içinde yani M hava. M3 eşittir M4 eşittir M su. Sonuçta debiler aynı değil ama kendi içinde hava M1 eşittir M2. Kendi içinde su M3 eşittir M4. Kütle dengesi eşitliği önemli ama hani burada basitçe böyle geçiyoruz eşit alıyoruz. Birçok giriş birçok çıkış olduğunda kütle dengesi eşitliği de önem kazanıyor. Hatta yine biraz önce söyledim akışkanlar mekaniğinde biz DM bölü DT'yi de ele alıp inceleme yapabiliyoruz. Enerji dengesi eşitliği her zaman kullanacağız. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Watt biriminde evet doğru yazmışız.
Sürekli akış taban, burası sıfır. Kapalı sistemlerde çalışıyorsak genellikle burası sıfırdan farklı oluyor. Giren ne var? Hava ve su için arkadaşlar, kütle ile enerji giriş çıkışları var. Ben hani uzun uzun yazmadım onları. Direkt entalpi ile bağlantılı yazalım. Kinetik ve potansiyel enerji değişimlerini ihmal edelim. Genellikle ihmal ediliyorsa değiştiricilerinde. O zaman direkt ben entalpi cinsinden yazmışım. Kütle ile enerji çıkışı var. Onları da entalpi cinsinden hava ve su için yazmışız. Bunun altına H2 su 4 demişim. Tamam, giriş çıkışlar için numaralar var yukarıda. Bu altındaki bilgileri değerlendirirsek yana yazmışız. Enerji dengesi eşitliği, havanın kütlesel devresi çarpı özgül entalpi farkı, suyun kütlesel devresi çarpı su için özgül entalpi farkı cinsinden yazılıyor. Gördüğünüz gibi ısı değiştiricilerinde arkadaşlar şu havanın enerjisi suyun enerjisine eşit. Çünkü hava enerjisini suya aktarıyor. Isı değiştiricinin içinde olan olay bu. Onun için şu eşitlik önemli sonuçta ısı değiştiricilerinde. Evet, burada hani ısı değiştiricisi yalıtımlı dedik. Yalıtımsız olsaydı örneğin Q çıkan varsa onu buraya ekleyecektik. Ona göre de bu denkler de Q ifadesi yer alacak. Tamam. Entropi dengesi eşitliğimiz S giren eksi S çıkan artı S üretim eşittir delta S sistem. Watt bölü Kelvin. Tamam. Yukarıda watt yazmıştık. Tamam. Sürekli akışta burası sıfır. Arkadaşlar kütle bir enerji içerdiği için, yani bir ısı, bir sıcaklık içerdiği için entropi giriş çıkışları cinsinden onu değerlendirebiliyoruz. Yine hava ve su için yazmışız. M çarpı S, M çarpı S cinsinden giriş çıkışları yazdık. S üretimi tek başına bırakırsan, artı eksiği de dikkat edersen, hava için işte özgül entropi farkı, su için özgül entropi farkı cinsinden S üretimi de, entropi üretimini de yazmış olduk. Evet, termodinamik analiz yaptığımızda 4 tane temel eşitliğimizi kullanacağız dedik. Egzerji dengesi eşitliğimiz de şu şekilde olsun. X giren eksi, X çıkan eksi, X yok olan eşit delta X sistem watt biriminde. Tamam. Burası sıfır. Arkadaşlar sadece ısı değiştiricilerinde kütle giriş çıkışlarını göz önüne aldık. Ona göre bu hareketli akışkanın kütlenin egzercilerini bu şekilde yazabiliriz. Tabii ki X yok olanı tek başına bıraktığımızda artılara eksilere dikkat edelim arkadaşlar, hata olmasın. Ben de dikkat ettim. Ona göre yazmamız gerekiyor. X yok olan tek başına bıraktığımızda kütlelerin egzercilerini bu şekilde değerlendirebiliriz. Bu kapalı formu açık formda yazdığımız zaman K1, K2 için H1-H2, S1-S2 karşımıza çıkıyor. 3-4 için H3-H4, S3-S4 karşımıza çıkıyor. Yani M su ve M hava için bu şekilde açabiliriz. Alt indisleri ben 3 veya H su 3 olarak yazmışım arkadaşlar, aynı şey. Sonuçta kafamızı karıştırmasın. Giriş çıkış numaraları belli. Evet, 4 tane temel eşitliğimizi, denge eşitliklerimizi yazdık. Onları değerlendirdik ve elde edebileceğimiz, bu problem için elde edebileceğimiz son eşitlikleri hepsini yazdık. Şimdi sayısal değerlendirmelere geçelim. Sıvı su 20 derece santigratta giriyor. 3 noktasından giriyor. Bu sıvı suyu değerlendirirken yukarıdaki eşitlerde özgül entalpi ve özgül entropi değerleri var. Yani bunların sayısal değerleri bize lazım. H3 nedir? Sıvı su ise sıkıştırılmış sıvı. Biz sıkıştırılmış sıvıyı yaklaşık bu sıcaklıktaki HF'ye eşitliyorduk entalpi için. Yani esasında bunun uzun bir eşitliği vardı da düşük sıcaklıklarda direkt sıkıştırılmış sıvılarda entalpi HF'ye eşit. Düşük sıcaklıklarda 20 derece santigratta düşük olduğu için direkt HF su alırız. Yani termodinamik 1'de bunu güzelce analiz ettik. Şimdi ayrıntılı konuşmayayım. H3 HF suya eşit. Tablo A4'ten 83.915 kilojoule bölü kilogram olarak alabiliriz. S3 direkt SF suya eşit. Tablo A4'ten sıkıştırmış sıvıyı bir doymuş sıvı olarak alabiliyoruz dedik. F doymuş sıvıyı gösteriyor. O da 0.2965 kilojoule kilogram kelvin. Tamam.
Doğmuş buhar olarak çıkıyormuş 200 derece santigratta. O zaman H4 ile S4 kolay. Alt indisi G olan doymuş buhar özelliklerini alacağız. Aynı tablo A4'ten. H4 2792, S4 6.4302 olarak sayısal değer olarak ele alınacak. Tablo kullanmayı biliyoruz. Tamam. Arkadaşlar hava için eşitlikler var. Daha doğrusu eşitlik değil de hava için CP'leri kullanacağız. Neyse önce şunu konuşalım. Şimdi ortalama sıcaklıklarda çalışıyorduk. Hava için bu entalpi, özgül entalpi farkı bize lazım. Bu H değerlerini tablolardan alamıyorsak H'yi gördüğün an aklına CP gelecek. U'yu gördüğün an CV gelecek demiştik. Burada H'yi görüyoruz. Entalpi farkı, özgül entalpi farkı CP çarpı T1 eksi T2 olarak yazılabiliyor. Tabii bu bize yaklaşık bir değer veriyor ama elimizde tablo yoksa H'yi gördüğümüzde CP'ye gideceğiz. CP neydi? Ortalama sıcaklıkta alınan değeri alınabiliyordu. Ortalama bir sıcaklıkta değeri alınabiliyordu. Ortalama sıcaklık da belli bizde. 400 ile 350 hava giriş çıkışı. 375 derecede CP'yi tablodan alacağız. Tablo A2'den. Ben tam olarak 1.0105 olarak onu hesaplayıp aldım. Kilojül kilogram kelvin. CP'nin seçimi bu şekilde. Ortalama sıcaklıkta CP'yi alıyoruz. Çarpı sıcaklık farkı 400 ve 350 olmak üzere. O zaman hava için özgül entalpi farkı 50.525 kilojül bölü kilogram çıkıyor. Birinci yasa analizlerine ne dedik biz? Enerji dengesi eşitliği birinci yasa analizi. MH, EH 1-2, MSU, H4-H3 dedik. Burada sadece MSU bilinmiyor şu anda. Diğerlerini elde ettik. H1-H2 yukarıda elde ettik. Bunun kütlesel debisi verilmiş. Şuradaki özgül entalpileri de tablodan bulduk. O zaman suyun debisi 0.0149 kilogram bölü saniye olarak elde ediliyor. Sonra da bize suyun debisi soruluyordu. Birinci yasa analizinden onu güzelce elde edebildik. Evet, eşitlikler içinde özgül entropiler de var. Hava için S2-S1'e bakalım. Hava için arkadaşlar bu CP ln T2 bölü T1 eksi R çarpı ln P2 bölü P1'dir hava için. Bu problemde ne dedik? Biz P1 yaklaşık P2'dir. Basınçlar değişmiyor dedik. O zaman burası 0. O zaman hava için özgül entropi farkı CP çarpı ln T2 bölü T1'e indirgenmiş oldu. S2-S1'i sayısal değerleri yerine koyarsan burası tabii ki Kelvin olacak. Eksi çıkıyor arkadaşlar bak. Eksi 0.07799 kilojül kilogram kelvin. Neden eksi çıkıyor? Hava soğuyor çünkü. 400'den 350'ye soğuduğu için bu fark eksi çıkabilir. Sadece entropi üretimi eksi çıkamaz. Şuradaki eksiği dikkate alacağız. S2-S1 için. Entropi üretimi neydi? Yine ikinci yasa analizidir bu esasında. Entropi dengesi eşitliğinden şu eşitliği bulmuştuk bak. Burada debiler zaten bize lazımmış. Yani birinci yasa analizini kullanıp MSU'yu bulmak zorundayız zaten. Sayısal değerlerin hepsini elde ettik. Artı eksilere de dikkat ederek bu denkleme yerleştirirsek üretilen entropi 0.029 kW bölü Kelvin. Pozitif entropi üretimi olmazsa o sistem çalışmaz. Demek ki burada bir entropi üretimi az da olsa var ve bu sistem çalışıyor. Bize x yok olanı sorduklarında arkadaşlar hemen T0 çarpı S üretimden bulabiliriz. Eğer S üretim belliyse. T0 verilmemişse geçen derste konuştuk 25 derece santigrat alabiliyoruz verilmemişse. 25 artı 270.15 0.029 kilowatt bölü Kelvin. Entropi üretimini de göz önüne alıp x yok olanı 64.635 kilowatt olarak bulduk. Bu bize ne gösteriyor? Bu sistemde kullanamadığımız iş miktarı x yok olan. Tabii son denge eşitliğimiz vardı. Egzerji dengesi eşitliği şu şekilde bulmuştuk. X yok olanı buradan da bulabiliriz. Şimdi ona da bakacağız.
Bu biraz daha uzun eşittik. Burada hani matematiksel olarak veya hesap makinesini kullanırken hata yapmayacağız. Arkadaşlar debi belli, bunların farkı belli. Buradaki bakayım bütün değerler belli. Buraya ben sayısı olarak yerleştirmişim. Şu işlemi 2-3 kere yaptım yanlış bulmayayım diye. Sonuçta x yok olanı 8.71 gibi bir şey buldum. Yukarıda 8.64. Yuvarlatma hataları olabilir. Sorun değil. Farka baktığımda 0.06 veya 0.07 gibi bir fark var. Bu fark mühendislik açısından önemli değil. Yani yuvarlatma hataları sonuçta bununla bu aynı sayısal değerde çıkması gerekiyor. T0 seyretimden 8.64 bulduk veya 8.65'e yakın bu evet. Buradan 8.72 bulduk. Aradaki fark az. Yani ikisinden de bulduğunda sonuç geçerli bizim için. Arkadaşlar güzelce bir termodinamik analiz yaptık. X yok olana kadar bütün termodinamik eşitleri kullanarak bu problemi modelledik. Isı değiştiricilerini ele aldık. Tabii verimler kısmına geçmemişim. İstersen oradan ikinci yasa verimini de hesaplayabilirsin. Siz zaten ısı değiştirici için ikinci yasa verimine çalışacaksınız. Bu sorunun soruna ikinci yasa verim eşitliğini de ekleyip bu ısı değiştiricinin ikinci yasa verimini hesaplayabilirsiniz. Evet, şimdi bir soru daha çözeceğiz ama biraz yorulduk. Bir 10 dakika ara verelim. Biraz sonra devam edelim. Evet, saat 10.40'da devam edeceğiz.
Arkadaşlar dersimize devam edelim. Bir tane daha önemli soru çözelim. Evet, soruya başlıyoruz. Bir piston silindir düzeninde sıcaklığı 20 derece santigrat, basıncı 150 kilopaskal olan 1 kilogram su vardır. Piston silindir düzeninde, kapalı sistemde. Pistonun üzerine doğrusal yay katsayısına sahip bir yay bağlanmıştır ve başlangıçta yay serbest olarak durmaktadır. Piston silindir düzeni içinde bulunan suya kaynak sıcaklığı 600 derece santigrat olan bir kaynaktan ısı girişi olmakta. Bak bu önemli. Bir ısı girişi var ve ısı kaynağı sıcaklığı da belli. Ve bu çerçevede suyun sıcaklığı 500 derece santigrat ve basıncı 1 megapaskal olmaktadır. Gördüğünüz gibi basınç değişiyor çünkü burada doğrusal bir yay var. Ortam sıcaklığını 25 derece santigrat ve ortam basıncını 100 kilopaskal alarak, yani öyle al koşullarını da vermiş, egzerji yok oluşunu veya egzerji yıkımını hesaplayın diyor. Arkadaşlar kapalı sistemler içinde bu örneği sizinle beraber ele alalım. Piston silindir düzeni yaylı bir sistem. İçeride su var. Yani sistem su. Sonuçta ısı girişi varsa sınır işi çıkışı da olacak. Bu çerçevede yalıtımlı piston silindir düzenini değerlendireceğiz. Yalıtımlı olduğu için yani içerisi ısındıkça dışarıya ısı çıkışı olmayacak. Evet, ısı girişi varsa iş çıkışı da var. Bu çerçevede piston yayı sıkıştırarak hareket edecek. Bu sıkıştırma çerçevesinde tabii ki basınç da artacak. Son basıncı da bize 1 megapaskal olarak vermiş. Doğrusal yay varsa burada doğrusal bir basınç artışı, basınç değişimi olacak. Evet, güzelce analiz edelim arkadaşlar. Ben buraya her şeyi ayrıntılı olarak yazmışım. Bir bakalım. Hal 1, 20 derece santigrat, 150 kilopaskal. Suyun başlangıçtaki durumu bu. T1 20 derece santigrat için P doymaya bakıyorduk biz. O 2.33 kilopaskal ise P1 P doymadan büyükse sıkıştırma sıvı bölgesidir diyorduk. İstersek basınçtan bakıyorduk. 150 kilopaskal için T doyma 111.35 derece santigratsa ve bize verilen sıcaklık T doymadan küçükse yine sıkıştırma sıvı bölgesi diyorduk. Termodinamik biri burada hatırlayalım. Yani iki şekilde de sıkıştırma sıvı bölgesinde olduğumuzu tespit edebiliriz. Biz sıkıştırma sıvı bölgesindeysek önemli bir konu daha vardı. Yine termodinamik 1'de konuştuk. Arkadaşlar sıkıştırma sıvı bölgesine ait tablo 5 megapaskaldan başlıyor. 5 megapaskaldan bizim basınç küçükse bize 150 kilopaskal basınç verilmiş. O zaman özellikleri yaklaşık F alt indisli değerler olarak alabiliyorduk. Yani doymuş sıvı değerleri olarak alabiliyorduk. Sıkıştırmış sıvı özelliklerin doymuş sıvı özellikleri olarak alabiliyoruz. Basınç 5 megapaskaldan küçük ise V1, U1 ve S1 yani özgül hacim, özgül iç enerji, özgül entropi alt indisi F olan değerlere eşit 20 derece santigrat için sıcaklık için alıyorduk. Bunlar çok önemli. Bunları hatırlatmış olalım. Sayısal değerler burada var. İlgili tablodan, tablo A4'ten bunları alacağız. Hal 2, sistem 500 derece sıcaklığa ulaşıyor. Basınçta 1 megapaskala ulaşıyor. T2 500 derece santigrat için P doymaya baktığımızda tabloda yokmuş arkadaşlar. Ama T2 büyük, T kritikmiş. Bak kritik sıcaklık tablonun en son değeridir. T2 büyük, T kritikse kızgın buhar bölgesindeyiz. Sıcaklıkları karşılaştıracaksak, basınçları karşılaştıracaksak P2 10 üzeri 3 kilopaskal için T doyma 179.88 derece santigrat olarak ilgili tabloda yer almış. Tablo A5'te. T2 büyük, T doyma ise yine kızgın buhar bölgesindeyiz. İster sıcaklıktan ister basınçtan bakıp hangi bölgede olduğumuzu tespit edebiliyorduk. Hal 1 ve hal 2 için ayrıntılı olarak bunları ben yazmışım. Kızgın buhar bölgesinde çalışıyorsak bu basınç ve bu sıcaklık için özgül hacim, özgül iç enerji, özgül entropi değerlerini yanlış hatırlamıyorsam tablo A6'dan alacağız. Tablo
kızgın buhar tablosu olacak. Oradan değerleri alacağız. Önce ısı girişi ve sınır işi çıkışı miktarlarını hesaplayalım demişim. Arkadaşlar tablo değerlerini aldık, tamam. Hemen aklımıza birinci yasa analizi gelecek zaten. Enerji dengesi eşitliği gelecek. Giren eksiye çıkan eşittir delta E sistem. Kapalı sistemle çalışıyoruz. Delta E sisteme baktığımızda iç enerji değişimi mutlaka var kapalı sistemde. Kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ihmal edilebilir. O zaman U2-U1 çarpı M cinsinden delta E sistemi değerlendiriyoruz. Çıkan sınır işi var, giren ısı girişi var. Bunları değerlendireceğiz. Bu sınır işi sınır işini önce değerlendirmişim arkadaşlar. Hal 1 ile hal 2 arasında çalışıyorsak V1, 2 veya V sınır yazdığımızda bu PdV integraliydi. Ama burada P'yi dışarı çıkartamıyoruz, sabit değil. Yay pistona bağlı olduğu için basınç doğrusal olarak değişiyorsa arkadaşlar o doğrusal değişimi biz matematik olarak grafiğini çizeriz. Bakayım 1 megapascal ile 150 kilopascal ile 1 megapascal arasında çalışıyoruz. Onun grafiğini çizdiğinizde altında kalan alan bize sınır işini verecek. Altında kalan alan da M çarpı P2 artı P1 bölü 2 çarpı V2 eksi V1 olarak yazılabilir. Biraz sonra grafiği göstereceğim zaten. Altında kalan alan matematik olarak da buna eşit. Sınır işini buradan hesaplayacağız. Bunların sayısal değerleri elimizde var. V1 ile V2 zaten biraz önce hal 1 ve hal 2'den hallettik. 203.037 kilojüllük bir sınır işimiz var. Birinci yasa analizinde Q gireni bu çerçevede bulabiliriz. Diğerlerin sayısal değerleri elimizde var. O zaman Q giren eksi 203.037 kilojoule sınır işi zaten. Karşı taraf özgül iç enerji değişimi. Onları da tablodan almıştık. Kütleyi de 1 kilogram alırsak Q giren 3244.1241 kilojoule olarak elde ediliyor. Bu kadar ısı girişi var. Bu kadar iş elde ediyoruz. Bak. Esasında verime buradan direkt geçebiliriz. Sisteme bu kadar enerji transfer ettik. Amacımız bir iş elde etmek. İş eldesi ise 203'te kaldı. 3244 ile 203'ü değerlendirdiğinde birinci yasa verimini de elde edebiliriz. Egzerji yıkımı için ikinci yasa analizi ele alınabilir demişim ben. Entropi dengesini ele alarak devam edelim arkadaşlar. S giren eksi S çıkan artı S üretim delta S sistem. Kapalı sistemde burası M çarpı S2 eksi S1. S çıkan yok. S giren ısı cinsinden Q giren bölü TK var. Bak TK'yı direkt vermiş. Çok önemli. 3244.1241 kilojülü bulduk. Aşağısı kaynak sıcaklığı 600 artı 273.15 Kelvin olacak. Karşısı zaten şu S2 ile S1'i hal 1 ve hal 2 için bulmuştuk. Buradan S üretimi direkt bulabiliriz. 3.75-22-74 kilojül bölü Kelvin. S üretimi bulduk. X yok olanı hemen bulabiliyoruz esasında. Ona biz I da dedik geçen ders. Aynı şey I veya X yıkım veya X yok olan T0 çarpı S üretime eşit. 25 artı 273.15 Kelvin buraya alacağız. T0, S üretim burası. X yıkım 1118.74 kilojül. Bu kadarlık arkadaşlar kullanamadığımız iş potansiyeli var sistemde. Evet, egzerji dengesiyle X yıkım hesabını da tabii ki ele alalım. Yukarıda kolay. S üretimi bulduktan sonra bu ikisini çarpıyoruz. Tamam. Ama egzerji dengesi eşitliğiyle hesap yapmak istersek dikkat edeceğimiz noktalar var. X giren eksi X çıkan eksi X yıkım eşittir delta X sistem. Şuradan başlayalım. Delta X sistem kapalı sistemlerde M çarpı Fi2 eksi Fi1'e eşit. Sistemdeki egzerji değişimi olarak. X giren ısı ile giriş bir egzerji girişi var. X çıkan sınır işi çıkışı var egzersizlik olarak. O zaman sistemin su idi. Suyun ilk haldeki egzersizine bir bakalım. Yani yukarıdaki denklemi değerlendirdik. Burada Fi1, Fi2 var.
Arkadaşlar bu fi1'i nasıl yazacağımızı biliyoruz zaten. Öller koşullarına göre yani u1 eksi u0, s1 eksi s0, v1 eksi v0 olarak yazabiliyoruz fi1'i. Suyun son haldeki egzersizini u2 eksi u0, s2 eksi s0, v2 eksi v0 cinsinden yazıyoruz fi2'yi. Bunları bak şimdi ben tek tek değerlendirmişim her şeyi görelim diye. Fi1 ile fi2'yi tek tek değerlendirirsek bize altı şu 0 veya o olan özelliklerin sayısal değerleri lazım olacak. Ölüal demektir o. Ölüal sıcaklığı ne? 25 derece santigrat. Ölüal basıncı ne? 100 kilopaskal. Ne ile çalışıyor? Suyla. O zaman 25 derece santigrattaki P doymaya baktığında o yaklaşık 3.16 kilopaskal. O zaman P0 büyük P doyma su için ölüal sıkıştırılmış sıvıdır demişim. Tamam. Sıkıştırılmış sıvı da basınç da küçük olduğu için direkt F alt indeksi değerleri eşittir dedik. Bak ölüal özellikleri bize lazım olacaksa arkadaşlar burada onu özellikle ele aldım. V0, U0, S0 bu şekilde elde edilecek. O zaman fi1'i biz ölüal koşullarına göre 0.16.23 kilojül olarak hesaplayabiliyoruz. Evet devam edelim. Fi2'ye bakalım. Arkadaşlar Fi2 yine ölüal koşullarına göre değerlendirilecek. Şuradaki ölüal özellikle değişmeyecek sonuçta. 104 ise 104. Diğer sayısal değerler değişmeyecek. Sadece Fi2 için U2, S2 değerleri, V2 değerleri değişecek. Fi2'yi de 850.652 kilojül olarak elde ediyoruz. Bak ayrı ayrı ele aldık. Önemliydi bu. Fi1 ve Fi2 ayrı ayrı ele aldık. O zaman şurada ölüal özellikleri bize lazım oldu. Böylece ikisinin farkını burası 850, burası 0.16. İkisinin farkını 849.9029 kilojül olarak bulduk. Ya da Fi2 eksi Fi1 çarpı M'den de bulabiliyorduk. Yani U2 eksi U1, S2 eksi S1, V2 eksi V1'den de bulabiliyoruz. Bunların sayısal değerlerini yerine koyduğumuzda yine 849, 90, o neydi? 90, 29, 90, 30'da ufacık fark olabilir. Tamam. Aynı sonuca ulaşırız. Burası önemli bak. Gelelim ısı girene egzersizlik olarak ısıyı değerlendirdiğimizde Q giren 1 eksi T0 bölü TK'ydı. TK ile T0 birbirinden farklı olduğu için ısının egzersizini biz 2136.37 kilojül olarak elde ederiz. Yararlı iş sınır işi yani çıkışı egzersizlik olarak ve yararlı eşit demişim. Tamam geçen dersin tekrarı. Biz sınır işinin egzersizini V sınır eksi P0M V2 eksi V1'den bulabiliyoruz. V sınırı hesapladık biraz önce. 203.037 kilojül. Çevrenin buna karşı yaptığı ters yönde bir iş miktarı var. Çevre işi. O da P0 100 kilopaskal, kütle 1 kilogram ve hacim değişimi tamam. Buradan sınır işin egzersizini 167.73 kilojül olarak buluyoruz. Bu sınır işinin egzersizlik değeri. Temel eşitliğimiz neydi egzersiz için? Evet şu. X giren eksi x çıkan eksi x2 meşre delta x sistem olarak yazdığımız eşitlik içine bulduğumuz sayısal değerleri koyalım.
Evet, 2136, 167, x yıkım zaten buradan bulunacak, 849. X yıkım 1118, 74 kilojül olarak egzerji dengesi eşitliğinden, x yıkımı 1118 bulduk. Biraz önce T0 seyretimde ne bulmuştuk? Bir hemen bir bakayım. Tamam. Arkadaşlar. Kapalı sistemler içinde bu yaylı sistemi ele alıp bu şekilde değerlendirme yapabiliriz. Evet, sorunuz yoksa dersimiz bitti. Yoklama için numaranızı yazıp dersten çıkabilirsiniz.